kızımız olacak Selma. Ya kız babası olacağım ben. Kız babası olacağım ya. Hani demiştim bak, demek ki hissetmiş. Çok güzel bir kız olacak. Aynı anası gibi. Yani ben de bunu hissediyorum. Çok da akıllı olacak. Aynı babası gibi ben de bunu hissediyorum. Ya Selma, ben özür dilerim. Vallahi bak yani ne uykusuzluğunu anlayabildim, ne duygularını fark edebildim. Özür dilerim. Endişem buydu. Ona bir şey olmasından çok korktum ya. Hasta olmasından, hasta olmasından çok korktum. Ne öğrendin ama bak şimdi? Çok şükür bir şey yok, sağlıklı. Yani Allah'ın izniyle de sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız. Selma bak, ben seni, sizi hiçbir zaman bırakmayacağım. Sana söz veriyorum, hiçbir zaman bırakmayacağım. Korkular ve endişeler birer ağaç kurdu gibi yer bitirir insanı demişti babam. Kimi geçim endişesine kapılır, aç kalmaktan korkar. Kimi korktuklarıyla sınanır, endişe ettiği ne varsa tam da içine düşer. Kimin endişesi kaybetmektir, zor bulduklarını. Kimi cesaret edemez yeniliklere. Yeni biri olmak, yeniden doğmak korkutur onları. Herkesin endişesi çeşit çeşit bu hayatta. Herkesin korkusu, düşüncesi çeşit çeşit. O ağaç, uykusuzluk ağacı, gövdesi endişelerden, dalları korkulardan, yaprakları düşüncelerden oluşan ağaç artık beni yalnız bıraktı. Ben artık toprağa gömüyorum endişelerimi. Artık onu merhamet dolu omuzlarına gömüyorum. Onu merhamet dolu göğsüne bırakıyorum düşüncelerimi. İnsanın omzunda uyuyabileceği, göğsünde huzur bulabileceği birisi olmalı. Taner gibi biri.